Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir günü ve Otobüs Simülatör Ultimate'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Selamlar dedim dostlar, farkındaysanız. Sucuk falan demeyin ya da Türkiye'den sucuk da demeyin. Çünkü Bulut'la beraber dostlar bugün iki katlı otobüsleri alıp dostlar Azerbaycan'a gidiyoruz. Ve Azerbaycan'da 4 farklı şehri geziyoruz dostlar. Bunların arasından ben Bakü'yü zaten biliyordum ama araştırıp 3 tane daha çok popüler şehir buldum. Bural diye biri oda açtı gitti o. Harbi mi? Ekranda evet, göründü mü? Yapisi de vardı. Evet evet gözüktü. Aa, sende de gözüktü. Arkadaşlar sahteler de var. Yapisi de var. Sahteler var, dikkat edin. Her neyse dostlar. 4 farklı güzel şehre gideceğiz dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan Azerbaycanlı dostlarımıza selam olsun. Böyle bugün... Aa bak gördüm lan Vural Turizm. Ya bak evet Vural Turizm. Lan sahteye katıldım anası diyeyim. Dur bakayım. Ben de gireceğim. Aa sahte, emin ederim. Ne oluyor abi? Ne oluyor kızım, sana öl demeler yaptım isteden bana göndermeler. Of. VIP falan da almış kafayı yersin ya. Kral. Kral. Utanmıyor mu fake hesap açmaya? Bakayım cevap verecek mi Bulut? Aa sen başka bir şey girmişsin. Yemin ben, et. Bende bir sürü kişi var çünkü. 13 kişi var abi, gerçek değil var yazıyorlar abi. Aa. Kapat hesabı yazdım anlamsız. Oğlum ben... 11 oldu. Ben çıkıyorum, başlıyor galiba. 50 saniye diyor bende. Aha burada işte. Aa bu farklı. Bu Seni şu an girdiğin farklı. Sen farklı Vural'da mısın? Evet evet. Oğlum utanmıyor mu fake açmaya? Of, arkadaşlar oyun içinde farklı Vurallar geziyor. Bak ne Bulut'un denk geldiği farklı Vural. Benim denk geldiğim farklı Vural. Ulan bende mi farklı Vural'ım acaba? Lan yazık. Yayına baksana. Şuraya bak. Oğlum ayıp değil mi lan? Yazmıyor bak, yazmıyor. Çok komik ya. Lan yazmış ya bir de. Saçma. Arkadaşlar inanılmaz, iptal dedim. Lan yazıp başka hiçbir şey yazmadı ya Bulut. O sonra böyle bir... Çıktı bence. Ne yapmadın? Bıraktı değil mi seferi? Seferi bıraktı komple. Devretti anası diyeyim. Her neyse dostlar, burada çok Vural gelip geçiyordur muhtemelen. Fake'ler bakın. Şöyle de bir dolandırıcılık yolu izleyebilirler. Size işte ne bileyim chat yerinden numaranızı, Instagram'ınızı, bir şeyinizi alırlar. Sonra bana para at, bir şey at derler sakın. Ben kimseden bir şey istemem, onu bilin yani. Yapabilirler bunu. Yapabilirler. Biz neler gördük PUBG Mobile'da dostlar. Her neyse. İnanmayın o şeylere. Vallahi inanmayın. Bak Bulut'u da görseniz inanmayın yani. Biz kiz hiçbir şey istemeyiz, onu bilin yani. Çünkü muhtemelen böyle dolandırıcılık dönebilir. Şimdi arkadaşlar iki katlı otobüs alacağım. Bulut, iki katlı otobüs seçenekleri ne? Gel abi sağ tarafa. Sen de oğlum niye galerici gibi gel abi sağ tarafa? Bilmiyorum desene anasını. Galeri sahibi gibi. Dur abi moda girdi o. Gel abi sağ tarafa. Gel abi. Kral geliyoruz şimdi. İki katlı otobüs tercih etmemizin sebebi dostlar hem başka ülke hem de tuvalet. Ben abi orada var bir tane. Tuvalet orada ihtiyacı falan için insanların. Oy. Bak, on numara uzay mekiği. Bu bir. 480 beygir diyor buna. Oha lan. Çok beygir lan. Bunda ya kesin tuvalet sarlar vardır. Tamam buna bakalım şimdi, karşılaştıralım abi. Oha 500 beygir. 73 yolcu kapasitesi. Tam oha, şehirler bak, arası yolculuk. Her şey full. Bu mükemmelmiş Bulut. Bakayım başka bu, var mı? Bu ne? 90 beygire şöyle bir şey var abi. Kral gel o galiba abi. Max hala. Oo. Oo fiyata bak Bulut. 510 beygir. 79 yolcu kapasitesi, konfor, konfor, her şey mükemmel. Var mı arttıran? 503 beygir geldi bir tane de. 375 bin. Yuh lan sana. Tamam buraya kadar zaten. Kral bak şu daha güzel gibi. Yani görünüş olarak. Hem çok şık evet görünüyor. Uzay şeyi gibi böyle. 320 bin dostlar. İnanılmaz pahalı valla. Ne gider var ya. Bu çok iyi gidiyordur. Aldım arkadaşlar. Bulut şimdi sana bir şey göstereceğim. Kral bunu da sen bilmiyor olabilirsin. Buradan kardeşim senin otobüsün modeli varsa kendine skin alabilirsin, bilgin olsun. Bakayım abi şimdi ne yazıyor? Ben bakayım bende var mı? Şey kral ha, hemen söyleyeyim. Bas Simulator Ultimate skin yaz, çıkıyor zaten. Ben de yeni otobüs aldım biliyor musun? Yeri satılmış. Ne yapan Skyliner, buna yoktur herhalde ya. Bakayım yine de arkadaşlar. Ne yapan Skyliner. İki katlı otobüse skin muhtemelen olmayacaktır. Bak Bulut buraya. Aa top her class S. Her şeyin skin yok galiba evet. Evet her şeyin skin yok.
Şunu alsaydım oluyormuş dostlar. Neyse sıkıntı yok. Çok da önemi yok yani. Şimdi ben bunu modifiye yapıyorum Bulut, sen ona bakarken. Kendi skin denk getirebilirsen. Getiremedin mi? Ah lan. Yok abi, yokmuş. Ah lan kardeş. Çok üzüldüm. Of, bu ne oğlum? Tank anasını satayım ya. Baya güzel bu arada. Eşek gibi yemin ederim var ya. 99K'ya kadar indik dostlar. Skinlere hemen bir bakalım önden. Güzel bir skin yapalım abi. İçine falan her yerine de bir şey koyalım dostlar. Çünkü uzun yolculukta müşteri memnuniyetini full tutmamız lazım. Bu arada Bulut şunu söyleyeyim. Ya 5 yıldız alıyoruz ya da bu oyunu bırakıyoruz. Onu sana söyleyeyim. Tamam. Artık bu saatten sonra 4 falan geçe... Ben dün 5 yıldız bitirdim hem de 1000 kilometre yaptım. Tamam, ben alırım 5 yıldız. Tamam, 5 yıldız alıyoruz kral. Eğer sıkıntı tamam çıkartan falan olursa direkt banlıyoruz. Hiç uğraşmıyoruz tamam onlarla ve keyifli, full müşteri memnuniyetli bir yolculuk yapıyoruz abi. Sen seversin böyle şeyleri zaten. Ben bayılırım keyifli yollara. Sıfır kazasız falan tamamlamamız lazım. Şöyle jantlarımıza falan da dostlar ekleme yapmak istiyorum. Uzun bir şey yazılıyor mu? Şey yaz. Kızlar gülüşüme, yollar gidişime hasta. O çok uzun oldu. Çok mu uzun oldu? O zaman yıldızlar kadar olmadı. Güzelsin, yıldızlar kadar parlak ve güzelsin. O ne abi? Kitap yazdıram. Yıldızlar kadar parlak ve güzelsin. Fakat aranızda bir fark var. Yıldızlar milyonlarca, sense teksin. Bu daha uzun değil mi abi? Nasıl laf? Çok güzel laf da. Daha uzun değil mi? Arkadaşlar kullanın bunu, kullanın bak. Bu güzel bir laf. 2014 Facebook. 2014'te Facebook'a girseydiniz arkadaşlar böyle laflar görürdünüz. Ben girdim şahsen. Oradan biliyorum. Işıklar aç kardeşim. İçeriği komple kırmızı yap abi. Sıcak tonlar ısıtsın insanları. Özelleştir bölümü önemli tabii ki. Aksesuarları fullemek lazım. Şöyle. Azerbaycan'a gidiyoruz. Yine iki bayrak kullanalım. Koltuklar diyelim dostlar. Burada zaten çok bir şey değişmiyor. Onu hiç dokunmadım. GPS aldık abi bir tane güzelinden. Korna sesimizin önemi var mı? Var. Bakalım bir. Hiç kullanmadım, bir korna kullanmak istiyorum. Aa, o korna şey değil mi? Hani traktörde kullanıyordu. He, şu değil mi? Evet, evet. Farming simülatörde kullanıyordu, evet. Doğru valla. Arkadaşlar muhtemelen bu otobüs bu arada çok kaliteli bir otobüs ve sürüş hissiyatı mükemmel olabilir abi. Bu güzel ya, bu olsun ya. Klasik olsun biraz. VC yazmadı ama. Şimdi şey koyacağız, LED ekranları koyacağız. Multimedyayı koyacağız, kablosuz interneti koyacağız. VC yazmadı Bulut ama VC direkt vardır herhalde o zaman. Vardır bunda ya. Yani direkt vardır muhtemelen. Bunda da yoksa artık neydi olacak abi? Valla ben de öyle düşünüyorum. Seç demeyi unutma Bulut otobüsüne bu arada. Seçtim. Bunu ben sana hatırlatayım, sen bilmiyorsundur. Buradan... buradan online sefer oluştur diyoruz dostlar. Hemen Azerbaycan'dan. Şimdi bakın 4 tane seçtiğimiz şehri söylüyorum arkadaşlar. 1. Lankaran. 2. Bakü. 3. Şaki. Kameramı şöyle alayım görün. 4 ise dostlar Ganja. Evet, yolculuğumuz bu şekilde olacak dostlar. 4 farklı şehir gezeceğiz abi. Buradan bilet paralarıyla hiç oynamıyorum. Yiyecek koyacağım. Çay olsun, çorba, pizza mizza falan. Tamam, mükemmel. Peki Bulut, gündüz mü gitmek istersin, akşam mı gitmek istersin? Gündüz gidelim bence bu sefer. Gündüz gidelim, evet. Bence de gündüz gidelim. Acaba bir atraksiyonlu falan bir hava yapsak mı yoksa? Sisli olsa etrafı göremeyiz değil mi? O evet, zaman açık havada gidelim ya bu kez Bulut. Tamam. Azerbaycan'a böyle tam şey görelim. Tam görelim, evet. Azerbaycan'a dostlar ben de gitmedim. Bulut da gitmedi. Bulut şey yapmamız yok mu? Duraklarda ya o şehrin otogar ismini yazıp Google görsellerde aynı mı diye bakmamız. Mantıklı. Değil mi? Mantıklı. Evet. Let's go o zaman. Hadi bakalım toplam. Kurdum kral. Ben buradan fix yazımı yazayım. Sevgili... Şoförlerimizi. Aa, iki katlı biri daha geldi bak. Aa, senin otobüsler. Harbiden oydu lan. Şoförlerimizi hazır olmaya davet ediyoruz. Sen misin abi? Gerçek misin? Gerçek. Bak, Azerbaycan'dan gelip sen. Böyle şeyler yazma bak. Lan yok. Gerçek. Keyifli yolculuklar herkese. Bismillah'ı yazdı lan. Bismillah'ı. Teşekkürler. Ah aybalam, ah aybalam. Hadi bakalım arkadaşlar,
Seferlerimiz başlıyor abi. Şimdi Lankaran burası değil mi? Evet, Lankaran. Buradan Bakü'ye gidiyoruz abi. Buradan Bakü'ye gidiyoruz. Oha, Anje, 95 bile satmışın ama. 95 bile satmışın var. Oğlum bu, ben öküz gibiyim. Evet abi, o da. Ben baya eşşi ola eşşek gibiyim. Aa, benim otobüs de iyi ama. Uygun fiyatlı. Oo, arkadaşlar üstteki yolculara bakın. Oha, bu nasıl bir boy anası satayım. Doni doni doni. Oy oğlum, kaç kişiyiz lan? Full. Yine full. Dostlar, şimdiden söyleyeyim. Kimseye çarpmasın. Güzel bir yolculuk yapalım. Videodayız. Tamam, böyle bildirdim dostlar. Otobüste klima yok mu? Hemen efendim, klimanızı açalım. Senin otobüs fena. Benim otobüs bulut çok büyük. Ben bunu nasıl döndüreceğim bilmiyorum inan ki yani. Çok güzel gözüküyor. Değil mi? Burada çarpma yoktu değil mi? Çarpmam herhalde böyle. Yok abi, burada çarpma. Burada çarpmıyoruz arkadaşlar. Hemen efendim. Of, içi ne o senin otobüsün? Bulut kaliteli olduğu şeyden belli biliyor musun? Çıkardığı sesten belli kral. Direksiyon çok iyi duruyor abi onu. Biraz tabii dar. Ay şey. Otobüs uzun olduğu için dönüş... Oo, dönüşü çok zor bunun. Dönüşlerde dikkat etmem gerekecek Bulut. Hadi bakalım. İlk rotamız 250 km Bulut. Aa, evet. Bu arada bunun bulut sağdaki GPS'i falan çok net yazıyor yazı. Arkadaşlar kilometreye bakın sağdaki GPS'e. Aa evet, gördüm. Aşırı net abi. Direksiyon çok hoşuma gitti benim senin. Evet, direksiyon çok tatlı. İnterneti açalım. Açıyorum tabii ki. Bu arada şey dedi birisi yorumlarda. Abi bir yer var, ona basarsan. Aa, bende de Wi-Fi varmış. Şey yapabilirsin dedi bulut. Yolcuların açlık ha. Durumunu ve memnuniyet seviyesini görüntüleyebilirsin dedi. Ha, solda biliyorum onu. Adam şey var bak, ona bas soldaki. Şu mu? Evet. Ha, aç değiller, memnunlar. Tamam, sıkıntı yok. Her şey yolunda şu an. Ben orta şer, sağ şeride geçmek istiyorum. Benim otobüste wifi varmış. Sen kendin ya, koymadın mı? Otobüsü. Yok abi. Kendin koymamana rağmen nasıl olabilir lan? Ekstraya giriyor normalde. Bilmiyorum ki. O ne yolda duruyor? Allah. Oğlum şöyle durma şurada ya. Oğlum Azerbaycan hep böyle çiçek böcek mi ya? Yeşillik yeşillik. Sağdan çıkın. Galiba. Solda fabrikalar var. Aa, önümdeki de iki katlı galiba. Evet. Yolcular memnun. Bu araç mükemmel yazıyorlar Bulut. Yolcularım. Yazsınlar abi, zahmet o. Çok pahalı bir otobüs yani. Oyunun en pahalı otobüsü olabilir bu. Şöyle arkadaşlar etrafa bakalım. Biz test yapmak istiyorum ya. Azerbaycan çok iyi görünüyor ya. Gerçekten de gitmek lazım abi bir gün Azerbaycan'a ya. Evet. Harbiden gitmek lazım kral. Şimdi Bakın kral. Bakın falan çok iyi. Evet. şunu söyleyeceğim. Evet. Şunu söyleyeceğim. Ne derler ona? Şimdi belli bir mola saatimiz olmalı. İkinci duraktan sonra yolu yarıladığımızda bir mola veririz. Tamam. Ne derler ona? Şeylerin, yolcuların memnuniyet için önemli. Aa, çok güzel bir yere giriş yapıyoruz. Allah Allah. Bayağı iyi bak. Nere bura? Ben şöyle sağ şeride geçeyim. Bakayım. Zana'ya giriş yaptım şu an. Zana mı? Zana yazıyor. Oğlum Zana'ya doğru gidiyorum. İsim lan Türkiye'de Zana. Benim Zana diye arkadaşım vardı. Zana diye arkadaşım var. Vallahi adı Zana'ydı. Şuradan dümdüz gidelim abi. Yandım, kurtar. Aha, oğlum ya. Yolda durma Enes. Ah, boğacağım. Onların bağlantısı falan da kopmuş olabiliyor. Evet, kopmuş galiba, yol ortasında yan duruyor böyle. Anasını diyeyim şeyden, terminalden çıkıyoruz 20 kişi, yolda oluyoruz 5 kişi. müzik dinlemek istiyorum. Ha, bu arada olur açıyorum diyeceğim çünkü bununla ilgili de... nasıl yırttım? Yorumlarda bir taktik buldum. Şöyle diyor, kaptan sağ ol. radyoya bas abi. Sonra ses ayarı var. Yani ses ayarını kız. Evet, bu şekilde hem yolcuların memnuniyetini sağlarsın hem de müziği duymazsın dedi. O yorumlu var. Ananı avradım. Çok mantıklı yorumlar geliyor ya. Arkadaşlar yorumları okuduğumu buradan görebilirsiniz. O yüzden içinizden gelen şeyleri yazın abi. Ben, bile okuyorum seni yorumları yani. Evet. Ben videonun başında like istemedim değil mi? Allah kahretmesin beni. Arkadaşlar videonun başında like istemeyi unuttum ve bu çok kötü bir şey şu an. Atarlar ya. Burayı ileri saranlar varsa naneyi yedik. Arkadaşlar siz eğer şu an burayı herhangi bir şekilde sarmadıysanız, beni duyuyor iseniz
Lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Gerçekten hayati önemi var ki harbiden unuttum. Çok üzgünüm şu an. Like'larınız çok önemli dostlar. Allah belanı vermesin. Durmayın oğlum yolda. Çok güzel kurtarıyorum. Ay çiçek tarlası. Lan güney yolu kapatıyor. He pardon buradan değil. Aa şaşırmayalım diye kapatıyor. Güney eyvallah lan. Şöyle ben gidelim. Seni bekliyorum. Sen beni gidiyor. Sen benimle. Abi ben seni nasıl geçiyorum ben anlamadım. Sen bağımsız yolculuk yapmayı seven bir adamsın ha. Ama abi ben normal gidiyorum yolumdayım. Korna çalınır mı anlayacağım. Tuvaleti açacak mısın? Tuvalet neden kilitli? Aa. Ya bende de bir tuvalet var. Sende de mi var? Yardımcı oluyorum. Bu otobüsteyim ya. Oğlum sende de mi var? Evet açtım şunu. Sen kaça aldın? 50 bin. Ulan 50 binlik otobüste de var, bende de var. Nasıl oluyor bu? Aa evet. Bulut sağda traktör artıp içeride ver. Halil Azerbaycan'a da mı geldi? Şunlara korna basmamaları gerektiğini söyleyeceğim. Bir dakika. Tır geliyor soldan. Ha sen de geliyorsun. Aa tren geliyor Bulut, ne tırı? Aa tren yolu varmış direkt burada. Kapattılar. Aa. Tren mi geçecek la şimdi? Oha. Oha. Nasıl yani ya? Çok iyiymiş bu. Aa ben yazsaydım ya. Beyler. Korna basmayın. Lütfen. Çıldırdı millet anasını satayım geçemiyorlar diye. Umarım mesajı görürler. Vural abi abonenik video das. Video dis. Ne diyorsun lan Enes? Neredesin abi? Neredesin abi? Yoldayım kardeşim. Azerbaycan yolundayım. Gidiyorum Azerbaycan'a doğru. Oğlum birisi terse niye geliyor anasını diyeyim. Biz bu tarafa gidiyoruz ya oğlum birisi diğer tarafa gidiyor yanımdan geçti. Geri dönüyor Türkiye. Aa! Neyse ben yine de 5 yıldız alacağım ya kesin. Sıkıntı yok. Şu yolcuların durumuna bir bakayım. Biraz acıkmışlar %74. Aslında bir servis verebiliriz. Çünkü zaten bunlar gidecekler. Şey fark ettim bak yollar bayağı fark etti. Yollar inanılmaz fark etti Bulut ve beni zorluyor yani yollar. Beni de abi. Şeyler de zorluyor. Arkadan darlıyorlar ya. Evet. Şu anda başka ülkede olduğumu hissediyorum yani harbiden. Evet abi. Sinyalimizi verelim. Evin dörtlüğü yakmış yavaş yavaş gidiyor oğlum. Nasıl bir fantezin var ya? O bana demiş chatten neredesin abi yazıyordu abi. Dörtlüğü yakmış yavaş yavaş gidiyor. Beni arıyor. Nerede lan bu adam? Nerede lan bu adam? Nerede ya? Bakıyor nasıl? Oha kayboldu. Yerin altına girdim ya. Tamam şuradan soldan gireceğiz abi. Şu an Bakü'ye geldik galiba değil mi Bulut sanırım? Evet. Yanılmıyorsam. Allah kahretsin tersten mi girdim arkadaşlar? Abi hiç şunu tutturamıyorum ya. Şöyle dikkatli dönelim. Çok özür dilerim beyler. Bir dakika. Bir dakika beyler. Sen mi daha Bulut sen de orası. Kamil Koç girdi aramıza reklam gibi. Kamil Koç girdi aramıza. Yemin ederim reklam gibi girdi. Burası Bakü mü Bulut? Yazıyor mu hiçbir yerde? Bakü lazım. Yazı bakıyorum. Şey terminal adı falan da oradan anlarız. Ha şeyde bırakınca yazar zaten. Ha tamam burayı arkadaşlar şu an şu görüntüleri aklınızda tutun. Şimdi bakacağız. Oha büyük otobüsü park etmek daha sıkıntıymış. Tekne girilmiyor. Ben şunu biraz geniş almayı düşünüyorum evet öyle. Oo arkadaşlar beni park edişime bak. Oo ne diyorsun ya? Of yuk diye oturttum. Böyle Bulut geniş aldım. Direksiyonu bitiyor tam tur yaptım. Tak oradayım zaten. Beklemeye bile ne gerek yok anladın mı? Bulut hiç yazmadı. Bakü'ymüş Şaki yolcusu. Aynen Bakü'deyiz biz şu an. Burası Bakü. Ben tekrar bir yere geçeyim. Bakü. Arkadaşlar hemen Bakü otobüs terminali yazdım. Aa Bulut böyle değil. Bir dakika bu mu lan? Bakü otogar yazsam. Otogar. Aa kral böyle değil lan. Azerbaycanlı dostlar yorumlara bir damlasanıza size zahmet. Nasıl öyle değil ya? Vallahi öyle değil kral. Bakü'de mi? Oo çay da geldi arkadaşlar. Yol yapmışsın da bir çay iyi gelirdi. Eyvallah ya. Muavinden çay geldi. Abi Bulut geri gidiş sinyali var lan benim arabada. Hani arkaya doğru giderken yakında bir şeye çarpacaksam ötüyor anladın mı? Evet. Çok iyi. Tamam Bulut ya bütün ses tonunu vermene gerek yok. Seviyelerini yapmana gerek yok. Şey diyordu. Durağım onu. Gidelim dostlar. Şimdi Şaki'ye gidiyoruz arkadaşlar. Benim buradan dönmem biraz zor olacak ama başarabilirim. 300 kilometre Bulut. 150 kilometre kala bence bir şey veririz.
Bir mola patlatalım. Bir mola patlatırız aynen. Otobüsü yıkarız falan. Ya, otobüsü yıkayalım, temiz olsun aynen. Çok doğru konuşuyorsun. Elde yıkayacağım bu arada. Nasıl elde yıkayacaksın? Şey yani. Aa, o multide olmuyordu galiba. Multide yok o. He. Sen neye dayanarak söyledin ki bunu? Ben otobüsün koltuğuna dayanarak söylüyorum şu an. Sürekli. Çay kahve içenlere. Efendime söyleyeyim, nefes almadan şu an ekmeği ısıranlara. Afiyet olsun abi. Sağ ol abi. Sen ne içiyorsun? Kahve. Allah Allah. Kuru kuru otobüs yolculuğu mu yapacağım? Bir tane şey var ya, bu herkes TikTok çıkıyor. Ula çay veresen çay. Evet, biliyor musun onu? O biliyorum. Şey Azerbaycan mimi biliyor musun? O Türkiye mimi değil. Aa, onu bilmiyorum. Evet, onu söyleyen adam Azerbaycan. Yine mi tren geçiyor? Evet, evet. Allah, birisi bana arkadan yine bindirdi. Tren... arkadan vurdu. Abi çok yakışıklısın. Sağ ol İstanbul Turizm. O ne, ona satayım? Reklam gibi girdim oraya ama. Emin şey yazıyor, beyler buralı abiyi darlamayın. Emincim, canımsın, seni yerim, ısırırım. Devam ediyoruz dostlar, takipçilerimiz de Azerbaycan için. Konu nerelere geldi biliyor, görüyor musun bunu? Bir anda izleyicilerle Azerbaycan'la falan gezmeye başladık oyunda. Çok garip bir oyun bu. Oğlum gitsene. Oğlum ne oluyor orada ya? Adana Turizm. Arkadaşlar ben videonun başında like istemedim. Az önce istedim. Ne derler ona? Az önce siz duymadıysanız ve şu an... Aman tövbe. Ağzına sıçayım bunu senenin. Abi önümdeki hani fren yaptı, ben duramadım ama. Ben de ona çarptım. Her like dostlar. Atacağınız her like Bulut'a bir yazıklar olsun. Eğer ki 5 yıldız alamazsak. Benim yüzümden olmadı o ya. Önümdeki ani fren yaptı. Ben de ona çarptım onu. Adana Turizm. Önündekinin adı Adana Turizm mi? Ulan Adana Turizm. Evet. Yoksa ben niye orada durayım? O sinyal de veriyorsun Bulut. Tabii. Allah Allah. Keyfini çıkarıyorum o yüzden. Önümde araba var. Gidemiyorum. Frene basıyorum. Oğlum çok keyifçi bir adamsın ya. Tamam. Korna basma. Aa, şey biliyor musun sen? Öndeki arabaya selektör atınca sağa geçiyor. Aa, hiç denemedim. Deneyeyim şimdi. Bak dene onu. Aa, ben Bulut mal mal böyle sağa çekmesini falan bekliyordum ve sollamaya çalışıyordum. Ha yok abi bak. Yol o zaman ben şu sol şeritten kapatırım. 500 beygir zaten benim araba. Gel yarışalım. Hehe. Hadi. Senin araba kaç beygir? 490 olması lazım. Yapıştırıyorum. Tamam. Şöyle sağ, bir sağ aldım. Max abi, denemesi arkadaşlar. Bende yok. Ben ayar şu an çekerim. Bende ileride bir şey var, otomobil. Sola geçmem lazım. Aa, sen geçme. Ben... Ne oldu? Buglandı. Lag oldu. Arkadaşlar, ben geçmemişsin de. Lagı? Dur bekliyorum. Emin şey yazıyor Bulut. Bulut abi sen de yakışıklısın. Nerede? Nerede yazıyorsun? Demir seni ısırırım. Önüne gelen Emin'i ısırıyoruz seni. Kral sen durur musun? Emin ısırıyorum bir dakika. Şöyle bir arkadaşlar bir gaz yapalım. Tabi biraz tehlikeli bırakma aslında. Tamam yavaşlıyorum. O zaman sen bana yetişene kadar hızı sabitleyici 60 kilometre. O zaman sen yetişene kadar hızı sabitleyici 60 kilometre. Ya ben de sana yetişene kadar hızı sabitleyici 120 kilometre. Kemerlerinizi bağlayınız dedim, hız yapacağım ya. Ya ben yazmış. Ne yazmış? Ya ben de. Ya ben. Evet, içimden geçsin. Yolcular memnun. Yolcular memnun. Birazdan memnun olmayacaklar göreceklerinden sonra. Hadi bakalım. Senin araba 300 beygir miydi? Yok, 490. Oha Bulut, senin araba neymiş oğlum? Sen bayağı fiyat... Şöyle selektörü basıyorum ben şimdiden. Ben güzel araba denk getirmişim ya. Sen çok iyi bir araba almışsın valla. Tabi biraz geriden basıyorum arkadaşlar şu an bilerek. Şu an yan yana gidiyoruz. Hiç yavaşlamayayım diye. Benim yanımda sen görünmüyorsun. Şu an geçtin. Yan yanaydık, sen geçtin şimdi. Çünkü beygir farkı dostum. Beygir farkı. Aa, mola yeri var sağda. Hemen sinyalimi verdim. 120 ile de verme ama. 120 ile sinyal verip girdi oraya. Girdik kral sıkıntı. Ananı avradını. Terse çok geçtim. Çok fena geliyorum. Ben terse geçtim. Ben frene basamadım, gidiyorum dümdüz şu an. Aa, bu benzin alma yeri de var. Frene basamadım. Ananı av... Lan nereye gidiyorsun oğlum? Yavaşlayamadım o şeyde.
Allah. Dönmedi lan araç. Aa bende de varmış o. Arkamda sen varsın galiba, ötüyor. Oha oğlum, bulut sende. Sende olmayan ne var anasını diyeyim. Arkadaşlar otobüs alın bak, fiyat performans. Ne modeli söyledi, alsın insanlar anasını diyeyim. Tempra bir şey ya. Tam kaça bir aldın? 60 bin mi neydi? 60 bini aldı 60 arkadaşlar, her şey var. Ben aldım 300 bilmem kaç lira. Yolcular memnun. Yolcular memnun. Sonunda girdi ama şey diyorlar. Çok memnunuz ya. Aa burada yakınlarda bir tane daha tren yolu var galiba Bulut. Ses geliyor tın 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 tın. Oo sarar. Boş durur. Sarar. Bu abla niye 8 tane leşi var gibi yürüyor? Aa Bulut 2 katlı ya. Yukarıdan gelip aradan bir merdivenden inip öyle inenler var lan, çok garip. Oha çok iyi yapmışlar. İzliyorum şu an, yakıtımı aldım. İlk atmaya gidiyorum ben. Oo çok iyi görünüyor arkadaşlar, yemin ederim. Tamam bütün yolcularımı indirdim. Şimdi tabii ki ne yapacağım dostlar? Atlaya basacağım ve buradan duyuru geçeceğim. Mola bitmiştir. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra... Hadi bakalım. Oha arkadaşlar kaç kişi var içeride? Oha bütün ekranları görüyor musunuz arkadaşlar? Otobüsün her şeyinde ekran vardı. Yoğun bir şekilde ekran. Yakıtını doldurdun mu? Doldurdum. Yıkatmada sıra bekliyorum. Yıkama sırasına geçmiş bir de ya. Bütün bütün tesisin bütün her şeyinden faydalandın oldu. Yemin ederim helal olsun. Yok mu başka bir şeyler ya? Yani? Tesiste ne var ne yok faydalandı arkadaşlar, görüyor musunuz? Nasıl keyif alıyorum var ya. Helal olsun ya sana. Hadi yıkan artık şu otobüsü ya. Bir 50-60 kilometre gidelim. Bir de ikram verelim abi. Tamam. Ben sıramı aldım, yıkatıyorum. Tamam ben de geçiyorum abi senin arkana. Oh oh. Azerbaycan'a temiz gidelim. Tamam Azerbaycan'dayız zaten şu an. Azerbaycan'dayız. Kapının tamam. Şeyini kapat Bulut, kapanı kapat. Kapattım. Araba yıkıyorum abi, kapatmam mı? Düşsene kapı açık, içeri su vuruyor. Arkadaşlar otobüsün şöyle mükemmelliğine bakalım biz de, bakın. Şimdi şöyle bir durum var dostlar, bakın. Baksana abi şu ekranlara. Oo. Holy shit. İşte o yok bende. O kadar da olamaz kral. Çok fazla. Sıra bakma, bu bize özel. 300 bin veriyorsun böyle olur. Ben buraya tam kadar olarak park etsin. Hemen yıkama yapılıyor arkadaşlar. Nerede ya bizim adı? Bizim şoförün tipi çok komik değil mi ya? Benim şoför kadın. Senin şoförü kadın mı sen yani? Evet. Ben çok ya komik bir adamım. Oha alt tarafı Bulut, bak bunun karşılıklı yemek masaları var lan. Oha. Görüyor musun? Evet önde değil mi? He. Premium otobüsle gitmek istiyorum ya. Şu bak, üst katta en önde oturacaksın var ya. Abi çok sarar ya. Abi çok sarar. Uzun yol gideceksin. Evet de. 12 saat falan gideceksin Bulut. Of. İnanılmaz olur vallahi. Sadece yolu görüyorsun ya, aşırı güzel. Muhteşem orada kesin olur. Orası pahalıdır bak. Peki bir şey soracağım. Yani. Öyle şehirler arası yolculuk yapan şeyde iki katlı otobüs var mı ki? Yok bu arada. Vardı galiba. İki katlı otobüs nerede var bir söyleyeyim mi sana? İstanbul'da Taksim'e giden otobüs iki katlı otobüs. Taksim Mecidiyeköy. Ama şehirler arası sanmıyorum, bence yoktur iki katlı otobüs. Var eğer ya varsa bu arada bunu bir şekilde... Yol çalışması var abi, sağa gel. Denk getirip abi bir yolculuk yapmak lazım. Varsa çünkü gerçekten güzeldir. Ya en ön mesela pahalıysa yine de pahalısı parasını vereceksin, alacaksın yani ama evet, yoktur. Uzun yol çok güzel olur. Bayağı iyi olur. Keyifli. Direkt birinci şahıs görüyorsun zaten. Harbiden. Birinci şahıs otobüs seyahati. Evet. 100 kilometre kalmış. Bence servisi basalım Bulut. Basalım abi. Yolcular memnun. Yolcular memnun. Aa, ikramları bitmiş. Memnun bir surat ifadesi. İkramları bitmiş abi. Aa oğlum sen 4 tane almadın mı ikram yanına? 3 tane aldım galiba. 2 tane mi verdin ki şu ana kadar? Yok. Verdim. Niye veriyorsun? Ben yolcuları ekstra memnun ediyorum. Ekstra puan almaya çalışıyorsun sen. Yok yok. Durduk yere verdiğine göre onu. Acıkmışlar. Seni neydi? İstediler arkadan. Sen de bir y- sezdin bana. Ben çünkü bunlar da geriye bekliyordum. Beraber yapalım edelim falan diyordum. Evet neredeyse dostlar ikinci durağımıza vardık. Şimdi şöyle bir durum var dostlar. Buradan gideceğimiz yer birbirine çok yakın. Yani muhtemelen Bulut burayı bıraktıktan sonraki bizim sefer 50 kilometre falan çıkacak. Şaşırma buna. O kadar belki, belki de 100 çıkar yani. En kötü 100 çıkar. O yüzden o süre içerisinde hiçbir şey yapmazsak, yani güzel bir yolculuk yaparsak 5 yıldızız bence. Aynama bakıyorum. Biz şu an 5'iz ya.
Şu an 5'iz yani, o belli de. Safine eşim, hatırlıyor musun? Hoş. İlk günlerde şey, berbat öyle alıyordu. Berbat. İğrenç. Biri şey diyordu, trenle gitsem daha çok keyif alırdı falan yazıyordu. Yolcular. Ya trenle zaten daha çok keyif alırsın ki. Yani o da doğru mu evet, ona? Normalde de iki seçeneğim olsa treni seçerim. Allah belanı vermesin, çok yanlış sollama. Neyse, hatayı. Çok yanlış sollama. Önümde bu Rıza Baba'nın operasyona gittiği araba var. Gidiyorlar galiba. Dın 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 dın. Ah be kızım, ah be. Olay yerine yakınız. Olay yerini peki hep yakın olmaları. Abi o araba sürekli geziyor. Abi olay yerlerinde geziyor. Hissediyor. Olay yerlerinde geziyor. Olay yerine yakınız, tamam. Şey diye geziyor, kesin burada olay olabilir. Hemen ekrana şey geliyor, bir tane saçı toplu, kafasında kulaklık olan bir abla kırmızı. O bütün polis sevgiler o abla. Telefon görüşmesi yapıyor hemen, sonra arıyor onları. Mesut komiser çok panik bir şekilde telefonu açıyor. Efendim kızım söyle he. Allah Allah, tamam gidiyoruz. O çok kral adam değil mi ya o adam? Adını evet, unuttum da gerçek adını. Alt patlar kullanan var ya. O Mesut abi artık o. Onu gerçek adam Mesut. Çok iyi adam ya. Oyunculuğu da çok iyi valla. Diğeri de iyi tabii. Selami de oğlum, o da başka dizideki ismi değil mi Selami de? Bilirsin Bulut Selami. Lan nasıl bilmiyorsun? Bilirsin. Ben sana şimdi hemen hatırlatayım. Rahat ol. Sen güveniyor musun hatırlatabileceğime? Güveniyorum. Tamam. Şimdi taş fırın erkeği Haluk. Evet. Bilmem ne Selami. Şey hatırlayamadım. Nasıl yani ya? Vallahi hatırlayamadım. Oğlum sen Çocuklar Duymasını izlemedin mi? İzlemedim. Sen bal mısın? Niye? Baba 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 baba. Ben sevmedim dostlar. Aa Bulut bak ne yazıyor? Hoş gelmişsiniz. Necesin? Onu görmedim. Nasıl? Öyle mi yazıyor? Nasıl? Şu an şöyle bak. Nasıl? Çok komik o ya. Nasıl? Hoş gelmişsiniz. Necesiniz? Tamam bu sefer gülerek şey dedi. Teşekkür ederim. Necesiniz? Nasıl? Nasıl? Şok oluyor bu. Çok doğal adam ya. Nasıl? Beni en sona vermiş ya. Doğru. Ya artık bu ben şey şoför oldum. Ben otobüs olmuşum. Otobüs oldum ben. Necesiz. Necesiz. Nasıl? Nasıl? Çok komik. Müthiş bir şaşırma değil mi? Kameraya eğilip bakıyor mu? Nasıl? O da aynı sana bir Allah aşkına. İzleyelim mi? Necesiz. Nasıl? Nasıl? Şuradaki merhaba hoş bulduk da çok iyi. Hoş gelmişsiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasıl? Nasıl? Mükemmel bir video. Yemin ederim mükemmel bir video. Oo yolcuların memnuniyetsiz. Allah. Tamam şimdi. Şimdi kapıyı bagajı kapat. Kemerlerinizi bağlayınız. Evet ve son seferimiz dostlar. Yola çıkıyoruz abi hayırlısıyla. Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz. Bulut sen çıkmadın değil mi? Çıkarken sağ üste bak tamam mı? Sağ tam kapının orada. Bakıyorum. Orada. Bir dakika, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Aa çok iyi ya. Hoş bulmuş ağız. Türkiye'den gelir. Türkiye'den geldim. Keşke Azerbaycan'a gidip bu tarz böyle arkadaşlar böyle insanlarla böyle komik diyaloglara girsem ya. Of Azerbaycan sokak lezzetleri. Azerbaycan sokak lezzetleri var mı arkadaşlar mesela? Neyi meşhur? Bir de ben şeyi anlamadım bak. Azerbaycanlılar bizi çok iyi anlayabiliyor. Çok net. Evet. Biz anlayamıyoruz. Biz çok net. Biz de anlıyoruz da çok net anlamıyoruz mesela. Mesela hele bazıları böyle hızlı hızlı konuşuyor. Onları hiç anlamıyoruz. Zaten çok hızlı konuşunca Rusça'ya kayıyorlar böyle de bir şey var. Evet. Hani iki dil eğer biraz farklıysa ananı avradını ben çarpmadım ki bir şeye. Aralarında farklılıklar varsa onlar bizi %100 anlayıp biz nasıl az anlıyoruz acaba? Çok enteresanıma gidiyor bu. Ya da mesela Azerbaycan daha zor bir dil mi aslında? Türkiye daha basit böyle basic bir şey mi? Şimdi Türkiye basit olabilir. Düşünüyorum ya. Çünkü onlarda X falan da var kral. Türkçe basit olabilir. Evet X falan da kullanıyorlar çünkü. Garip bir A kullanıyorlar mesela. Garip bir E kullanıyorlar. Ha ters E falan. Ha. Azerbaycan alfabesine bakmak istedim lan şu an. Bak hiç bakmadım ha. Azerbaycan alfabesi. Tamam
Tamam, son yolculuğumuz olduğu için dostlar, benim tabii son bir servisim daha var. Bulut'un yok. Ben vereyim abi. Yolcular mı? Hainlik yaptığın için. Abi ben 3 tane aldığım için yok. Ben 4.'yü vermiştim. Sen 3 tane almadın. Vallahi 3 tane almış olsam bile sen 1 tane fazla vermişsin. Ben 2.'yi verdiğimde... Nasıl 1 tane fazla vereyim abi? 2.'yi verdiğimde seninki bitti. Nasıl? Evet. He. Tamam. 3 tane alsan üç tane biz bir öncekisini de aynı anda veriyorduk. Sen bir öncekinde dedi ki benim kalmadı. Yapıştırır mısın seni artık puan almak için? Ne yaptın böyle? Abi yesinler mi? Spam mı yaptın, ne yaptın? Ulan sen ne oldu bir an? Uçmaya başladı senin otobüs, arkandaydım ben. Selektörü deniyorum şu an. Basılı tutacaksın onu, öyle değil abi. Evet. Sen ne yapıyorsun? Bak sen basıyorsun aynen böyle. Ulan selektöre. Seri basıyordum ha. Çek abicim hadi tampon yapıyorum. Bak arabanı temizlemene gerek yok bugün. Bak veriyor. Tuzunu aldım ben. Oo. Yat aşağı oğlum BMW. Teneke sana. Sağına bak. Nasıl? Reklam gibi girdim oğlum. Of çok güzeldi lan. Oha Bulut ne kadar hızlı geçti bu yol lan, 30 kilometre. Bak 104 ile döneceğim buraya, hazır mısın? Hiç fren basmıyor. Tagla atarsın. Hayır. Dikkat et. Vallahi patlayacak. Patlamayacağım. Oğlum nasıl dönüyorsun lan? Oha. Ben dönüşlerde çok zorlanıyorum klavyede ya, direksiyona alışmışım. Ben alışayım ya klavyeye. Güzel ayarlıyorum o. Bırakıp bir daha basıyorsun ya. İşte direksiyonda bu bırakmıyorsun, anladın mı? Sabit tutuyorsun. Sabit diyor, o dönüyor zaten. Yani burada mesela nasıl D'ye basmaya devam etsen dostlar klavyede iyice dönüyor direksiyon. Ama direksiyonda bir açıyı veriyorsun abi, sabit tutuyorsun. O gidiyor öyle, gaza basıyor. Gaza basıyorsun, bir de çok temiz alıyorsun o dönüşü. Vallahi arkadaşlar, mükemmel bir yolculuktu. Azerbaycan çok iyi görünüyor. Çok günlük güneşlik görünüyor. Hep böyle mi acaba bilmiyorum da. Aaa! Oha kaza yapıldı. Ya, yani nane yedik. Arkamda kaza yapıldı gördüm. Ben şey diyeyim bu, ben son anda galiba. Allah. Yolcular memnun değilim. Allah. Yolcular memnuniyetsiz. Ölmek için çok... Lan oğlum yine patladı. Aaa tam bitir şey. Oyun senin 500 hız almanı istemiyor. Şeyi demek istiyordum yani, böyle yeşilliği falan çok mu bol Azerbaycan'ın? Çünkü nereye gitsek hep yeşillik, ağaç. Ne güzel. Olabilir. Korumuşlar. Korumuşlar evet. Çok fazla yeşillik alan gördüm arkadaşlar. İstanbul'a gir mesela, yeşillik görürsün. İstanbul'da yeşillik bulamıyorsun tabi. Aa Azerbaycan. Bu şehir biraz daha şehir galiba lan. Çünkü daha yüksek binalar var. Galiba evet. Şu an Azerbaycan'ın en pahalı şehrindeyiz. Nereydi bura? Buranın adını hatırlamıyorum valla. Ganja. Ganja. Hoş gelmişsiniz de diyor. Orada mı öyle diyor? Evet. Oo terminal bayağı iyi bu arada. O zaman bu, çünkü burada binalar da yükseldiğine göre burada harbiden bu şehir böyle biraz daha bence elit kesimin yaşadığı. Daha belli ya, terminalden parası olan insanların yaşadığı bir yer olabilir. Oo. Harbiden iyi görünüyor ha terminal. Arabalar falan da değişti lan çevredeki. Ganja, hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşuz. Barış noktasına ulaştınız. Ah 5 yıldız. Harbi mi? Evet. Bakalım arkadaşlar. Çok iyi. Son andaki iyi kazadan ötürü olamamış olabilir. Yine tekte mi yok, girdi? Yok sen de alacaksın, sen de. Yok giremedim. Sen de alacaksın, rahat ol. Emin misin? Ben senin sürüşlerini izledim arkada. 5 yıldızlık sürdün sen. Yan ekrana benim mi verdin? Sürüşler yap. Ne abi? Yan ekrana benim mi verdin? Evet. Süpersin kaptan. İşte usta şoför be. Ya bak 5 yıldız. Oo öyle mi diyorlar lan? Dün demediler öyle bir şey. Bana demediler şu an mesela öyle bir şey. Oo ben o zaman Bulut senden iyiyim. Nasıl? İyiyim mi? Nasıl? Sen de iyi mi? Bulut bu sefer bile mesela bak bir ton yolcu aldım 2554. Demek ki bu oyunda para kasmak zor bu arada. Ben açıkçası hiç para kasma zorluğu yaşamadım arkadaşlar, hep para aldığım için parayla. Ben kastım da aldım otobüs yanına. Daha 5 yıldız aldım. Öyleyse. Arkadaşlar artık ne diyeyim ki yani ya, artık
prosuyuz arkadaşlar bu oyunun. Dediğim gibi dostlar, hem serinin devamı için like'larınız önemli, hem çıkmadan abone de olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde Truck Simulator'u deneyelim diyoruz. Ve de aynı zamanda tabii bir de bilgisayar oyunu var bahsettiğim gibi, onu da denemek istiyoruz. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur dostlar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.